Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. İçeride Gençler Birliği ile oynayacağız. Galatasaray 2 maç fazlayla puan farkını 1'e indirdi. Yani artık puan kaybına tahammülümüz yok. Beşiktaş deplasmanına da gideceğiz ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde biliyorsunuz Chelsea maçları var. Çok önemli maçlar oynayacağız bu bölümde. Beşiktaş'ın durumu kötü ama her ne olursa olsun derbi, deplasmana gideceğiz. O da bizi zorlayacak. Önce şu Gençler Birliği maçını kazanmamız lazım. Puan farkını en azından 4'e çıkarmamız lazım. Berat, Ture, Abdül, Oğuz, Altay, Kemp. Şimdi Abdül'le çıkıyoruz. Etkili olamadık. Ferdi'de kaldı. Muhammed Gümüşkaya. Haydi Muhammed. Muhammed müthiş bir gol. Muhammed Gümüşkaya, sen ne yaptın öyle? Şu golü bir daha izleyelim. İşte Ferdi böyle gördü Muhammed. Mükemmel bir şut. Gerçekten mükemmel bir şut. Oo, nasıl bir müdahale ya. Ferdi ne yapıyorsun ya. Evet, dakika 5, 10 kişiyiz. Gerçekten kırmızı kartı istedi ve aldı. Gerçekten istedi ve aldı kırmızı kartı. Ferdi'nin bir kulağını çekmek lazım. Halil İbrahim. Allah'tan öne geçmiştik. Vedat Muriç. İkiyi bulursak rahat ederiz. Ama tabii gol de yiyebiliriz. Bakalım 10 kişi kalmamız oyunu nasıl etkileyecek. Berat, Vidal. Vidal'i sağa attım. Oğuz Kağan'ı biraz öne aldım. Atakan. Evet, golü görüyoruz kalemizde. Maalesef kalemizde golü görüyoruz. 10 kişiyiz. Bakalım ne olacak. Abdül. Muhammed. Haydi Muhammed. Muhammed ortayı yaptı. Zayiç. Az kalsın içeri girecekti. O top nasıl gitti öyle? Ya Ferdi, alacağımız maçı yani ne hallere getirdin ya. Çok erken öne geçtik. Çok rahat oynayacağımız maç nerelere geldi? Oğuz Kağan. Zayiç. Oğuz. Serdar. Kemp. Oyun kuruyoruz defansta. Şimdi Muhammed. Döndü sağa doğru da sağda kimse yok Muhammed. Evet, aferin Altay. Sağ bek ileri çıkmasın. Oyun yapısını biraz değiştirelim. Altay. Serdar. Yapmayın ya. Şu hataları yapmayın ya. Gribiç'i presleyeceğim. Çok top kullanıyor. Kanat bekleri kullanıyorlarmış. Zayiç. Haydi bir duran top golü. Vedat Muriç. Aferin Vedat. Bu oyunla 10 kişiyle anca duran toptan atardık. Vedat Muriç sahnede. Evet, Abdül de sarı görmüş. Oğuz Kağan. Zayiç'e gelmedi. Şimdi Serdar. Kemp. Altay.
Sakın hata yapmayın. Serdar. Haydi çocuklar, buraya kadar getirdik maçı, alırız. Atakan'da kaldı şimdi. Muriç bas presle orayı. Berat'tan bir uzun top. Savunma arkasına sarktılar. Evet, 2-2. İlk yarı bitmeden Gençler Birliği 2-2'yi buldu. Beraberliği yakaladılar. Maalesef 10 kişiyiz ve kötü oynuyoruz. Evet, şimdi Muhammed'i şuraya bir çekelim. Oğuzkan yerine Deniz Türücü alalım. Vedat, sen pivot ol, ileride biraz bekle. Uzun top atacağız. Umarım etkili oluruz. Evet, Veli. Soldan geliyorlar şimdi. Halil İbrahim. Eyvah eyvah. Aferin Altay. Aferin Altay. Zayiç etkisiz. Muhammed golden sonra, o da etkisiz. Vidal de etkisiz. Orta sahaya bir Gustavo hamlesi yapalım. Biraz orta sahayı toparlar diye düşünüyorum. Şimdi Deniz. Haydi Deniz. Kemp. Penaltı. Penaltı. Haydi Deniz Türüç. Affettir kendini Deniz. Haydi Deniz, at bunu. Deniz Türüç. Evet. Çok zor bir maç oynuyoruz. Gençler Birliği öne geçebilseydi belki durum çok daha zor olurdu ama yine öndeyiz. Altay. Muhammed. Muriç. Ah be Muhammed. Ah be Muhammed. Bas orada Berat'a. Zayiç. Muriç. Muhammed. Haydi Muhammed. Ortayı yaptı. Vedat Muriç dışarı attı. Haydi çocuklar, haydi. Az kaldı. Murat. Şimdi Muriç. Deniz. Deniz müthiş vurdu, direkten döndü. Luis Gustavo. İnanılmaz bir gol kaçırdık. İnanılmaz bir gol kaçırdık. Şimdi Deniz Türüç. Köşe vuruşunu kullandı. Kimse yok. Muhammed'de kaldı. Deniz. Muhammed, Zayiç. Gustavo, Zayiç dışarı attı. Yine iyi geldik. Son bir değişiklik hakkımız var. Nedyalkov'a atacağım. Ya da biraz daha bekleyeyim. Atakan. Kemp karşıladı. Halil. Eyvah, vurdurtmayın. Şöyle yapacağım. Valeo'yu buraya atalım. Gizli libero yapalım. Artık yapacak bir şey yok. Biraz da dengeliği alalım. Tempoyu düşürüp zaman geçirelim. Çok da cengaverlik yapmaya gerek yok. Yani 10 kişi olmamıza rağmen 85 dakika 10 kişi oynadık. %67 topa sahip olma. Şutlarda da üstünlüğümüz var ve kazanıyoruz. İnanılmaz bir maç kazandık. Derbi öncesi inanılmaz bir maç kazandık. Ferdi, bunu affetmiyorum ve 2 hafta maaşını keseceğim. Yani bunun bir telafisi olmayabilirdi. Abdül sözleşme işleri şimdi değil. Sezon sonunda. Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Ardından Alanya. Bir milli ara var. 14 günlük. Ve sonra Chelsea, Sivas, Chelsea.
Evet, Serdar, Abdül ve Ferdi derbide yok. Hepsi cezalı duruma düşmüş. Çok sarı kart sınırında oyuncumuz vardı. Ferdi kırmızı kart cezalısı. Evet, Muriç yılın oyuncusu olmuş. 42 maçta 24 gol 7 asist. Geçen sene de Emre Belözoğlu'ydu. Güzel. Muriç ödülü bize hitap etmiş. Evet, Beşiktaş maçının kadrosunu ayarlayalım. 3 isim cezalı. Abdül Cebrail, Serdar Aziz ve Ferdi. Öncelikle şöyle bir yapayım. Valeo'yu mu oynatsak, Sadık'ı mı? Beşiktaş'ta da Enkodu falan çok süratli. Valeo biraz ağır kalıyor. Güven var. Muhayyer var. Sinan Gümüş. Ya kadrosu çok kalitesiz kalmış Beşiktaş'ın. Lens de fiziksel olarak düşmüştür. Süratli bir Enkodu var. Neyse, Valeo ile çıkalım. Kalede Altay oynayacak. Arias, Valeo, Kemp, Anton. Burada Oğuzkan'a mı şans versek, Gustavo'ya mı? Hadi Gustavo ile oynayalım. Zayiç tabii ki de oynayacak. Vidal ile Zayiç arasında bir uyum yakalanmış. Güzel. Vidal'in performansı inşallah biraz daha artar. Deniz geçen maç fena değildi girdikten sonra. Ama Cengiz'le mi başlasak? Evet, böyle başlayabiliriz. Fischer ve Anton milli takıma çağrılmış. Vega kondisyon testini geçmiş. Galatasaray kimle oynayacak bu arada? Gençler Birliği. Şu an bir maç eksiğimiz var. 4 puan öndeyiz. Güzel. Beşiktaş'ı yenersek her şey çözülür. Düğüm çözülecek. Ama bir maç kaybedersek Galatasaray ensemize yapışacak. Öyle olsun istemiyorum. Sezon sonuna rahat girmek istiyorum. Şu Chelsea maçları arasında da öncesinde de rotasyon yapmak istiyorum. O yüzden bugün Beşiktaş'ı yenmeliyiz. Şimdi Anton. Gustavo, Vidal. Arturo Vidal. Arias'ı gördü sağda. Arias. Arias Muriç. Dakika 5, Vedat Muriç. Gol krallığına koşuyor yine Vedat Muriç. Çok güzel oldu bu. Erkenden açtık. Beşiktaş gerçekten kötü durumda. Bugün de yenilirlerse küme düşme potasıyla 3 puan olacak fark. Cengiz dışarı attı. Gustavo sarı görmüş. Sınırdaydı sanırım. Bir bakayım kimler sınırdaydı. Valeo, Kemp, Gustavo, yedeklerde de Murat Sağlam'la Oğuzkan. Stoper ikilisiyle önündeki Gustavo kart sınırındaydı. Aslında diğer maç yok. Rotasyon yapacağımızı düşünürsek Kemp ile Valeo ikilisinden biri görürse de iyi olur. Hatta ikisi de görse de olur. Caner ortayı yaptı. Victor Ruiz 1-1. Duran toptan, köşe vuruşundan golü kalemizde gördük. Evet, daha etkili taraftık ama köşe vuruşunda kalemizde golü gördük. Tyler Boyd'a pres verelim. Laiç'e de aynı şekilde, hatta zayıf ayağını oynatalım. Oğuzhan'a da sert oynayalım. Caner sarı gördü. Güzel. Belki attırabiliriz ikinci yarı Caner'i. Evet, Gustavo yerine Oğuzkan'ı alacağım. Riski atamam. 10 kişi kalmayı göze alamam. Gustavo agresif bir oyuncu. İkinci sarıyı da görebilir. Evet, çok etkiliyiz. Şöyle bir geniş özeti alalım. 23 şut çekmişiz ama
bir türlü etkili olamadık. Golü bulamadık. Biraz daha hücum ağırlıkta oynayalım. Tempoyu arttıralım. Evet, Douglas, Vida, Sinan, Laiç, Muayer. Laiç güvenle oynadı. Arias tut onu. Kemp, Sinan. Çok tehlikeli bir vuruştu. Evet, çok üstün oynuyoruz ama yine gol bulmakta zorlanıyoruz. Fisher bir darbe aldı. Yavaştan Cenk Tosun'u da atabilirim. Cengiz çok etkisiz ya. Cengiz'in yerine Deniz'i alacağım. Cengiz geldiğinden beri bir türlü oturtamadı oyununu. Atlatacaktır o süreci ama biraz etkisiz kalıyor. Deniz. Haydi Deniz. Orta yaptı. Vedat Muriç indirdi. Çizgide kaldı. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Arias. Vidal. Şimdi Arias. Deniz. Deniz etkili olmaya başladı. Oğuz Kağan. Kaptı. Nedyalkov'u gördü. Miha. Oğuz. Arias'a iyi top. Deniz. Deniz Türüç. Envogo. Fisher. Kalecileri etkili performans sergiledi bugün. Kiralık mı almışlar onu? Aynen. Leipzig'ten kiralık. Deniz. Vidal dışarı attı. Evet, şimdi bir Cenk Tosun hamlesi yapacağım. Zayiç yerine onu oyuna alacağım. Belki Cenk'te golü buluruz. Aşırı hücum ağırlıklıya geçelim. Daha ileri uzun toplar atacağız. Vedat Muriç. Haydi Muriç, kaptırma. Arias. Ortayı yaptı. Nedyalkov dışarı attı. Deniz. Haydi Deniz. Penaltı. Penaltı. Bunu atmamız lazım. Yine Deniz oyuna girdi. Ama bu sefer Vidal kullanacak. Haydi Arturo Vidal. Haydi Vidal. Arturo Vidal. Tecrübeli oyuncu golü atıyor. Evet, çok etkili olamadı geldiğinden beri ama bir kulüp brüj maçında çok kritik bir gol atmıştı. Bir de burada çok kritik bir gol atıyor. Attığı gollerin önemi çok büyük. Evet, yavaştan pozitif futbola dönelim. Ceyhun. Laiç. Altay. Sanki Ceyhun Gülselam'la falan oynuyorlar yani. Laiç. Caner müthiş bir gol attı. Ya gerçekten 31 şut çekmişiz. Onlar 11 şut. Maç 2-2. İşte derbi. Tuhaf. Evet, biraz daha ileri uzun oynayalım. Bizim kazanmamız lazım. Evet, 90+5. Evet, Galatasaray 90'da gol yedi. Çok güzel. Fisher. Gerçekten orada nasıl o topu kontrol edemez. Evet, 2-2 bitti. Ama Galatasaray'da 90'da gol yedi. Evet, 90+1'de. Güzel. Yine bir maç eksiğimiz var. 4 puan. Güzel. Hiçbir şey kaybetmemiş olduk. Şimdi Alanya maçına 15 günümüz var. Gustavo cezalı duruma düşmüş. Hemen Alanya maçına gidelim. Evet, evimizde Alanya ile oynayacağız. Yedeklerle çıkacağım Chelsea maçı öncesi. Galatasaray kazandı ama yine de bu riski alacağım. Cengiz milli takımda sakatlandı. 5 günü kalmış. Chelsea maçında çok hazır olmayabilir. Yalnız Deniz sözleşme istemekten vazgeçti.
Bu yüzden mutsuz durumdan normal duruma geçti. Onu Chelsea maçında değerlendiririm diye düşünüyorum. Son maçlarda da iyi performans sergilemişti. Kemp hala aynı. Üzgün durumda, hala sözleşme istiyor. Onun da durumuna bakacağız. Performansını çok etkilemedi o. Jason ve Ferdi'nin kondisyonları düşükmüş. Bakalım. Evet, herkesi motive ettik. Ozkan, Valeo, Abdül. Evet, full rotasyonlu kadroyla çıktık. Chelsea maçı benim için çok önemli. Bugün bu kadroyla da kazanabiliriz. Ömer Faruk ortayı yaptı. Ferdi arka direkte dışarı attı. Efecan'a pres yapalım. Fernandez'i de aynı şekilde. Sisse'yi de markajlayalım. Tehlikeli oyuncular. Bakasetas da tehlikeli aslında. Juanfran. Sisse Murat çizgiden çıkardı. Ozkan. Şimdi Cenk. Sadık. Çıkamadık. Evet, topu ayağımızda tutamıyoruz. Ömer Faruk. Haydi Ömer. Ömer Faruk Beyaz. Frikiklerden atmaya devam ediyor Ömer Faruk. Puan kaybetmediğimiz sürece, bu maçtan sonra da zaten 7 maçımız kaldı. Sıkıntı yok. Böylece gençlere de bayağı bir şans vermiş olduk bu süreçte. Evet, ikinci yarı durgun geçiyor. Dakika 60 oldu. Abdülcebrail. Valeo. Haydi Valeo. Jason. Murat sağlam. Murat penaltı. Ya çok penaltı oluyor ya. Yani biri sprint attığı zaman, ceza sahasına girdiği zaman muhtemelen düşürülüyor. Buna biraz çözüm bulmaları lazım. Aşağı yukarı her maç penaltı atıyoruz. Sakala penaltıyı yaptı. Cenk Tosun kullanacak. Haydi Cenk. Bitir şu işi. Önümüze bakalım. Haydi Cenk. 2-0. Evet, çok güzel oldu bu. Son dakikalarda zorlanmayacağız. Evet, Muhammed pek iyi değil. Vega'yı alacağım. Bayağıdır şans bulamıyor Vega. Ozkan yerine de Jason'u şöyle yapalım. Tolga Ciğerci'yi alalım. Vega. Ferdi. Ömer. Ferdi'yi her ne kadar burada oynatmam gerekse de, Ömer Faruk direkten döndü. Mezal'ı oynatmam gerekse de böyle çalıştırıyoruz ama Ömer Faruk yüzünden genelde kanada atıyoruz. Fena bir performans göstermiyor ama ortada görmek onu daha çok isterim. Hatta birkaç dakika atalım. Ömer Faruk da gol attı, onu çıkartalım. Deniz Türücü sağa atalım. Evet, Deniz kullandı. Ferdi Marafona. Evet, 2-0 kazanıyoruz ve Chelsea maçına gideceğiz. Bu sezon Avrupa'da özellikle kendi sahamızda bütün takımları yendik, karşılaştığımız her takımı. Bakalım yine yenebilecek miyiz? Gol yemeden tabii kazanmak çok önemli. Gol yersek deplasmanda işimiz çok zor olur. Evet, bizim taktiğe karşı zaaf yaşıyorlar. Bu güzel. Aynı taktiği kullanıyorlar. Yalnız Milinkovic-Savic, Sané,
Bernardeschi, Abraham, Kante, Kovacic. Müthişler ya. Azpilicueta cezalıydı. Ona bakmıştım. O olmayacak. Emerson da oynayabilir durumda ama. Sağ bekte James oynayacak. Yani 41,5 milyon euro. Azpilicueta olmasa ne olur? Adam 41,5 milyon euro. Orta yapma falan 16. 7 de asist yapmış Premier Lig'de. Emerson da oynamıyor aslında. Emerson da satılık listesindeydi. Kaldırmışlar. Korner atışı kullanmada zafiyet yaşıyorlar. Uzun taçta sıkıntı yaşıyorlar. Sağ kanattan kaydedilmiş genelde asistler. Birbiriyle uyumları çok yüksekmiş. Bu kötü. Agresif bir kadro. Kötü. Çok zafiyeti olmayan bir takım. En son şu Manchester United maçının gollerini bir izleyelim. Nasıl çıkmışlar burada? Aynen o taktikle 4-1-4-1 çıkmışlar. Yalnız Manchester 8'de 8, Chelsea 25'de 14 şut. Manchester'ı ağlatmışlar resmen ama kazanamamışlar. Bakalım neler olmuş. Evet, Manchester uzun topla golü bulmuş. İşte James Avram'ı ortalamış. Bu adama dikkat etmemiz lazım. Bir de duran top. Evet, iki golde uzun toplarla gelmiş. Gerçi bizim bu tarz bir santroforumuz yok ama iki topta iki golde aynı şekilde gelmiş. Roma maçları berabere bitmiş iki maçta. Orada nasıl oynamışlar onlara da bakayım. Roma çok etkili oynamış kendisi aslında. Chelsea'nin sahasından olmuş. Orada biraz daha bir tık Chelsea daha etkili ama Roma topa sahip olmuş. İlginç. Dinamo Kiev maçında nasıl oynamışlar? Dinamo Kiev bir gol atmış evlerinde Chelsea'ye. Ya bu kaleciler niye hata yapıyor Chelsea'ye karşı? Altay, umarım hata yapmazsın. Böyle büyük maçlarda hep hata yaptın. Çok saçma bir gol yemişler ya. Tamamen şans. Liverpool maçının gollerini izleyemiyoruz. Yenildiği bir maç yok mu? Şu Bournemouth maçına da bakayım. Ona da bakamıyoruz. Güzel, hiçbir maça bakamıyoruz. Ya bu kadar biraz geriye gitmesi lazım. Yani bir iki maç geriye gitmesi çok saçma. Nereden gelmişti bunlar? 6'da 6 yapmışlardı. Bilbao, Fiorentina, Zorya. Gol dahi yememiş. 6 maçta 16 gol atmış. 18 puan yapmış. Zor işimiz zor. İşimiz zor. Yani şöyle bir avantajımız olabilir. Kaçıncı Premier Lig'de? 3. City ile evinde oynayacak. Bizim maçların arasında. İngiliz takımları gerçekte olsa çok önemsemezler böyle bir durumda ama Liverpool'un da çok gerisinde kalmış. City 6. ilginç. Yani rotasyon yapabilirdi ama zannetmiyorum. Belki bir iki ismi dinlendirebilir. Yani şimdi deplasmanda olsa hadi kontra atak oynayalım diyeceğim ama içeride de topu onlara o kadar vermek istemiyorum. Biz onlara hakimiyet kurabiliriz. Evet, ceza sahası dışından şutlarda çok etkili değiller. Ama ceza sahası dışından goller yemişler.
sol kanatta topu 3. bölgeye taşımada sıkıntı yaşıyorlar. Rakibimiz kendi ceza sahasında 37 kez topla buluşan takımlardan bir tane bile gol yememiş. İlginç. Yani bu da tamamen bizim taktiğimiz ya. Biz topu 6 pasa kadar taşıyoruz. Stoperleri Kristensen 1.87, 81 kilo, 15 kafa vuruşu, 14 zıplama. Burada pozisyon alması ön sezisi çok iyi ya. Luis Felipe, bu da zihinsel anlamda iyi. 1.87 de bu. Yani Vedat Muriç'i havadan beslemeye çalışacağız. Yerden çok bir şansımız olacağını düşünmüyorum. Haydi Muriç, göster bugün kendini. Bu stoperlerden gayet uzun Vedat Muriç. Ve kafa vuruşu, zıplaması daha iyi. Şimdi kalede Altay. Savunma dörtlüsü bu şekilde: Gustavo, Vidal, Zayiç, Fischer, Deniz, Muriç. Aynen. Yalnız Nedialkov, Gustavo, Zayiç sarı kart sınırında. Cengiz de öyle. Cengiz iyileşmemiş, bu maçta olmayacak. Yedekler Campana, Valeo. Ferdi'yi alalım. Oğuz Kağan'ı alalım. Ya da Oğuz Kağan'ı almasak mı? Oğuz Kağan'ı alalım. Sağ bek veya sol bek almam lazım. Hadi sol beke Gustavo'yu çeksek herhangi bir sıkıntıda. Sağ beke o tarz çekeceğim bir adam yok. Murat Sağlam'ı almam lazım. Murat Sağlam'ı Ömer Beyaz yerine alalım. Yapacak bir şey yok. Evet, ligdeki gibi geniş bir yedek kadro oluşturamıyoruz. 7 kişi seçmemiz lazım. O yüzden bazı kişilerden feragat ediyoruz. Nedialkov'u kim izlemeye başlamış? Oo, Premier Lig peşinde. Fischer'da. Ferdi de izleniyor. Vega da izleniyor. Ömer Beyaz da izleniyor. Wolverhampton izliyor. Güzel. Oyuncularımıza talep gelmesi güzel. Evet, Şampiyonlar Ligi maçları da oynanıyor bu arada. Manchester Arsenal'i yenmiş, Real Madrid City. Cengiz 75 dakika oynayabilir diyor ama yok, onu riske alamam. Sakat oyuncuyu sonradan atamam. Maç başında olsaydı belki başlardım ama sonradan atmak riskli. Sakatlanırsa İki oyuncu değişikliğimiz gitmiş olur. Evet, bu şekilde başlıyoruz maça. Hadi bakalım. Yani şu ana kadar gayet iyi geldik. Gerek Şampiyonlar Ligi olsun, gerek burada Avrupa Ligi'nde iyi maçlar çıkardık. Bundan sonrası Chelsea artık biraz kısmet işi. Havadan oynayalım 3. bölgede. Nedialkov. Sen merkeze mi kessen? Arias, sen arka direği gör de. Sen şimdi orta açmayı çok sevmiyorsun. Evet, değiştireceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şu an için yok. Kimleri yendik, kimleri burada? Neden bir Chelsea galibiyeti de olmasın? Yürekli oynayın diyelim. Arturo Vidal, erken sarı gördün ya. Fischer. Bu arada bazı isimler gerçekten çok tehlikeli. Özellikle Milinkovic Savic. Ya şu profile bakar mısınız ya? Ya bu adam daha ne yapsın? Orta sahada presli oynayacağım. Kanatlara da şut ve orta açtırmamaya çalışacağım. Abraham'ı da markaja alalım. Bekleri biraz serbest bıraktık. Bakalım nasıl etkili olurlarsa önlem alırız. Deniz, Vidal, Zayiç. İyi top yaptık. Arias. Haydi Arias. Arias, Fischer dışarıya. Çok iyi geldik. Emerson.
Şimdi Vidal. Haydi çocuklar. İyi başladık. Hata yapmayalım yeter. Arias. Deniz. Hata yapmayın sakın. Arias. Ortala. Offside. Emerson hataları zorluyoruz. Deniz biraz daha ısrar etsen alırdın o topu. Kovacic. Sané. Güzel. Kemp. Çıkart ayağından o topu. Zaiç. Arias'la etkili olmaya çalışıyoruz sağdan. Şimdi Sané çok tehlikeli, çok süratli bir oyuncu Sané. Eyvah eyvah, Abraham dışarı attı. Evet, şu hızlı atak şanslarını vermememiz lazım. Topu kaptırdığımızda hemen kademeye dönüyoruz. Gustavo da sarı gördü. Hızlı bir şekilde kontraya kalkmayı da istemiyorum. Evet, bir duran top. Sakın kornerden yemeyin. Kovacic. Serdar. Daha iyi uzaklaştırabilirdin ya. Ben neredeyse ki vuracak adam. Ya vuracak adam, hala bekliyorsunuz ya. Evet, ilk 15 dakika iyi oynadık, etkili oynadık ama sonra biraz Chelsea'ye verdik topu. Kemp. Gustavo. Yalnız ben şu Vidal'le Kemp'e bir sertliği azaltayım. Gustavo'yu demişiz zaten. Kemp diyorum Gustavo'ya. İkisi de agresif bir oyuncu. Hele Vidal'in agresifliği 20, hiç belli olmaz ne yapacağı. Şimdi Arias. Onların da tecrübesine ihtiyacımız var sahada. Deniz, Zaiç, Fischer. Ya böyle bir şey olamaz ya. Muriç. Kemp. Yine kendi oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Arias. Vidal. Zaiç. Ne Diyalkov dışarı ya. Zaiç biraz daha şut atabilirsin ya. Ne Diyalkov ve Vidal'e özel olarak daha çok şut talimatı açık. Şutlamalarını istiyorum ama. Bu arada Ne Diyalkov da sarı gördü. Bu arada Gustavo ile Nedialkov cezalı direkt diğer maçta. Evet, 0-0 ilk yarı. 2 oyuncu, 3 oyuncumuz sarı kart gördü. Biraz sıkıntılı bu. Herhangi bir hamle yapmayacağım. İyi oynuyoruz, fena oynamıyoruz. Yalnız biraz daha ileri uzun mu atsak? Ama topu kaybedersek hızlı çıkabilirler. Ben kaleyi gördüğünde vur diyeceğim. Biraz daha şutlamalarını istiyorum. Kante. Orta sahaya bakar mısınız ya? Sané. Arias. Sakın penaltı falan yaptırmayın da. Bernardo Eski'de sarı kart gördü. Haydi Deniz. Deniz, iyi bir orta geldi. O nasıl bir şey ya? Bir de kontraya çıkıyorlar onunla. Arias. Ah be Arias. Kovacic. Yalnız çok tehlikeliydi. Çok tehlikeliydi. Daha azimli oynayın diyelim. James de sarı gördü. Güzel. Arias. Serdar. Yedek kulübemiz biraz zayıf. Avrupa maçlarında biraz zayıf kalıyor. Arias. Arias geçti. Arias. Arias ceza sahasına girdi. Zaiç. Ya o ne ya? Kontrol etsene. Evet. Kovacic çıktı. Jorginho girdi. James. Bernardeski. Kemp. Güzel. Güzel, yapma yapma. Ne yapıyorsun Gustavo ya? Gözünü seveyim, 33 yaşındasın ya. Bayern Münih'te top oynamış adamsın. Yapma ya. Güle güle yani. Deniz. Evet, Nedialko bir de gergin.
Çok sarı gördük ya. Kazanamazsak orada eleniriz. Bir şeyler yapmamız lazım. Deniz de kötü oynuyor. Ferdi'yi atacağım. Belki Ferdi etkili olur. Hücum ağırlıklıya dönelim. Emerson. Sakın bu saatten sonra gol mol yemeyin. O maça umutlu çıkalım en azından deplasmanda. Arias. Emerson. Çok tehlikeli işler oluyor Kante. Vurdurtmayın. Evet, dakika 75, 1-0. Oradan o topu vurdurursanız gol olur. Yani çok önü boş kaldı. Vidal, Muriç, Nedialkov, Zaiç, Vidal, Ferdi, Vidal dışarı attı. Kötü oldu bu, kötü oldu. Bir hamle daha yapacağız. Şöyle yapalım. Hadi Vidal'i çıkartalım. Ya olacak iş değil ya. Gerçekten buraya kadar geldik. Bari 0-0 bitseydi de. İkinci maçta bir şeyleri zorlayabilirdik. James. Zaiç kapamadı. Altay. Haydi çocuklar. Arias. Oğuz. Yapma Oğuz ya. Yapma ya. Sane. Oğuz Kağan, aferin. Aferin Oğuz. Bırakmadı onu. Kornere attı topu. Hulusic. Zaman geçiriyor Pulisic. Fischer. Fischer de çok etkisizdi bugün. Muriç de. Kante. Ya orta sahalarını delemedik. Yani bu orta saha gerçekten çok etkili bir orta saha olmuş. Bu arada Sané Altay çıkardı. Evet, kaleyi bulan şutumuz yok. 9 şut çekmişiz. Onlar 12'de 5, biz 9'da 0. 6 ay. Bu kötü. Lucic. 6 ay, müthiş çıkardı 6 ay. Lucic, Kemp. Evet, ikinci maçta daha başka şeyler deneyeceğiz artık. 1-0 kaybediyoruz maalesef. İlk defa kendi sahamızda maç kaybettik. Bu arada Gustavo, Nedialkov, Zaiç yok. Ne yapacağız ikinci maçta onu da bilmiyorum. Şu Sivas maçını bir an önce oynayalım. Lig artık hafif gelmeye başladı biraz. Galatasaray kazanmış. Bizi sıkıştırmaya devam ediyor. Bizim de kazanmamız lazım. İki maç kaybetsek bile bir puan fark var ama yine de o kadar risk almak istemem. Evet, cezalı olanları en azından Vega'da 2-3 hafta sakatlandı. Cezalı olanları en azından oynatabiliriz. Kimler cezalıydı? Gustavo, Nedialkov. Bir kişi daha vardı. Evet, Zaiç. Şöyle yapalım. Burada Murat'ın sakatlığı var ama Arias da çabuk yorulan bir oyuncu. Onu kesinlikle riske edemem. Sen oyna, Campana da oynasın. Altay'da müthiş bir maç çıkardı geçen.
Chelsea maçında 2-3-0'da olabilirdi. Yalnız diğer maçta Gustavo da yok. Nedyalkov da yok. Abdül Cebrail oynayacak mecbur. Bugün Nedyalkov oynasın. Valeo, Sadık. Aynen, Murat. Gustavo'nun da sahada olması lazım. Gustavo'nun yerinde Oğuz Kağan oynar. Evet, gençlerle veda edeceğiz herhalde Avrupa'ya. Öyle gözüküyor. Son olarak da Zay için yerine Ömer Faruk'la çıkarım artık. Aynen. Zayiç'i de alalım kadroya. Orada en azından gençleri oynatalım. Zaten yapacak bir şey de yok. Jason sen oynayabilirsin. Vidal'in bir sıkıntısı yok. Muhammed Gümüşkaya burada oynasın. Cenk Tosun. Evet, Cengiz'i yedekten bir alırız bakalım. Nasıl bir etki gösterecek? Abdülle Ömer'i riske atmak istemiyorum. Evet, bu şekilde çıkalım bakalım. Yani 1-0'da yenilmemiz yetmezmiş gibi Chelsea maçında. Bir de 3 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Bu çok kötü oldu. En çok ihtiyacımız olan oyuncular Nedyalkov, Gustavo, Zayiç. Özellikle Zayiç. Yani her an skor bulabilecek bir oyuncu. Onun olmasını isterdim orada. Ömer Faruk'a da güveniyorum ama Avrupa tecrübesi yok. Jason, Ferdi, Murat. Ortayı yaptı. Şimdi tekrar Murat sağlam. Cenk Tosun dışarı attı. Bomboşsun ya. Bomboş. Evet, çok fazla bir pozisyonumuz yok. Şimdi Sivasspor atakta. Uğur. Kapi. Kenan Karaman. Hakan. Erdoğan Yeşil Yurt. Kampana çıkardı. Evet, ilk yarıda çok fazla bir pozisyon yok. Yedeklerle çıktığımız maçlarda genelde bu şekilde oluyor. Çok fazla pozisyona giremiyorlar. Evet, şöyle yapalım. Cengiz Ünder hamlesi yapalım. Bakalım nasıl bir katkı verecek. Ferdi de birkaç maçtır, özellikle o kırmızı karttan sonra bayağı düştü performansı. Cengiz. Ortayı yaptı. Cenk dışarı attı. Cenk Tosun. Ya ben bir Vedat Muriç hamlesi yapacağım. Cenk, çok kaçırdın. Son olarak da Muhammed yerine geri Rodriguez'i atalım. Ya biraz daha ön alana çıksanız artık diyorum. Maç bitecek. Evet, Diaz. Adam gelene kadar gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Neredesin ya Nedyalkov? Yani neredesin şu anda? Diğer adam da kalmış. Hala burayı kovalıyorsun. Hala. Evet, Gustavo, Zayiç, Nedyalkov, Gustavo, Nedyalkov. Ortayı yaptı, Muriç dışarı attı. Evet, 90 artı 4 oldu artık. 5 ve 1-0 kaybediyoruz maalesef. 28. haftayı oynadık. Galatasaray 29 maç yapmış. 1 puan farklı öndeyiz. Eksik maçımız var ama. Lige odaklanamıyorum Avrupa'dan dolayı. Gerçekten çok istedim bir yarı final final görmek. Ama şu anda bu saatten sonra biraz zor. Çeyrek finalde
iyi bir başarı. Daha ikinci senedeyiz ama gerçekten görebiliriz diye düşünüyordum. Şuraya bak, herkes cezalı. Evet, defans hattı bu şekilde olacak. Kalede Altay. Savunmanın önünde Oğuzkan'a şans vereceğim. Ömer Faruk Vidal. Aynen. Cengiz, sen de istediğim verimi hiçbir şekilde yapamadın ama Deniz'le mi başlasak? Hadi bir Deniz'le başlayalım. Forvet'te Muriç. Kemp, artık vazgeç şu sözleşmeden ya. Alabileceğim bir isim var mı diye bakıyorum. Murat Sağlam'ı bir alalım. Sağ bek ihtiyacımız doğabilir. Ferdi yerine de Jason'u alayım. Geri Rodriguez'i almayacağım ya. Evet, şampiyonluk yarışında sona geliniyor denmiş. Trabzon her ne kadar 56 puan olunsa da evet, şansı var biraz. Galatasaray kimle oynayacak? Evet, Saraçoğlu'na gelecek. Güzel. Orada işi bitirebiliriz diye düşünüyorum. Biz de Trabzon'la son maç deplasmanda oynayacağız. Kritik maçlar var. Trabzon Beşiktaş deplasmanında olacak. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde başlayan serüven bugün Avrupa Ligi çeyrek finalinde son bulabilir. Tabii ki de elimizden gelen her şeyi yapacağız son bulmaması için. Şimdi öncelikle olabildiğiniz kadar motive olun. Yüksek tempo, biraz daha ileri uzun oynayın. Kaleyi gördüğünüzde vurun. Biraz böyle bir deneyelim. Kontraya kalkalım. Belki ilk maçta da kontra oynamalıydık ama çok da kötü oynamadık. Ramos, Kante, Sané. Altay, yapmayın ya. İlk dakikadan yapmayın şunları. Adam maça başladı. Golle başlatacaktınız. Şimdi Muriç'e biraz havadan oynayın artık. İlk maçta da bunu söyledik ama takan yoktu. Savunmayı biraz genişletelim. Ya göbekten de gelebilirler. Hücum genişliğini biraz arttıralım. Haydi Arias. Muriç. Arias. Arias ortayı yaptı. Ömer Faruk vuramadı. Oğuzkan direkten dışarı gitti. Sol ayağıyla vurdu Oğuzkan Güçtekin. Ya bu girmeliydi ya. Gerçekten efsane olurdu. Abdülcebrail, Oğuzkan, Ömer Faruk hepsi sahada. Fischer. James. Haydi Abdül. Hızlısın sen, tutarsın onu ya. Ben neredeyse ki penaltı falan yaptırmayın sakın. Evet, golü yiyoruz. Penaltı yaptırmadınız ama golü yedik. Oğuzkan'ın topu girecekti ya. Girmeliydi yani. Muriç, Oğuz, Kemp. Evet, uzama şansı kalmadı böylece maçın. Vidal, Abdül. Haydi Abdül. Bizim yine 2 gol atmamız lazım. Yemeden. Ömer Faruk ortayı yaptı. Vuramadık. Serdar. Arias. Aklım hala Oğuzkan'ın şutunda. Kovacic. Evet, %60 ile oynuyoruz ama golü onlar buldu. Biz sonunu getiremedik. İlk dakikalara etkili başlamıştık. Arias, Muriç.
Arias, Uzkan, Serdar, Kemp, Haydi Abdül, Haydi Abdül, Ömer Faruk, ne yapıyorsun ya? Evet, tecrübesizlik ortaya çıkmaya başladı. Abdül, Ömer, Oğuz, Abdül Cebrail, kimse yok. Haydi Arias, ortayı yaptı, Muriç dışarı attı. Fena değil, fena değil. Ve golü bulmakta zorlanıyoruz. Sane. Ya 1-0 falan kazansaydık Kadıköy'de gerçekten eleyebileceğimiz bir takım. Şimdi burada 2 falan gelirse çözülebiliriz. Belki 4-5-0 da bitebilir ama o bir ölçüt değil tabi. İlk maçı 1-0 kaybetmemiz bütün dengeleri bozdu. Kante, Christensen. Evet, Vidal sarı gördü yine. Daha azimli oynayın diyelim. Altay, Kemp, Fischer. Haydi sağdan Arias, Santiago Arias. Aspilicueta korner attı. Haydi Muriç, göster kendini. Adamlar karşılıyor. Vidal, Oğuz, Abdül'den uzun top, Radu, kaleci Radu. Şu Vidal'i bir uyaralım. Kovacic. Onların duran topları da çok etkili. Aferin Altay. Oğuz, Ömer. Yani bir bire getirebilirsek çok iyi olur. Fischer, Oğuz, Vidal, Muriç, Deniz. Olmadı. Şut şansı arıyoruz ama bulamıyoruz. Kapatıyorlar. Aferin Serdar, aferin. Riske girme. Şöyle yapayım. Yine paslaşarak girelim rakip ceza sahasına. Şut şansı bulamıyoruz. Kovacic kullandı. Savic dışarı attı. Serdar, Kemp. Haydi çocuklar. Abdül. Kemp, Ömer. Haydi Ömer Faruk. Uzun top attı. Radu'da kaldı. Kante, Kovacic, şimdi Chelsea çıkıyor. Abraham'ı gördü. Altay, aferin Altay. İnanılmaz bir pozisyon. Gerçekten şanslıyız. Burada şanslıyız. Etten duvar ördük. Kemp tasarı gördü. Christensen. Wangi Ramos ya. Luis Felipe mi Ramos yazıyor? Kovacic. Yapın müdahaleyi artık. Aferin Oğuz. Serdar, Vidal. Neredesin? Nereye atıyorsun Vidal? Kimse yok ki orada. Evet, biraz fırçaladık. Fena oynamadık aslında ama eğer 0-0 tutabilseydik bu oyunla çok iyiydi. Şimdi Cengiz'i kullanacağım. Bakalım etkili olabilecek miyiz? Vedat Muriç'i daha ileride kullanacağım. Çalışkan forvet değil, pivot olarak. Orada biraz beklesin. Biz yine aynı oyun stilimizle oynayalım. Başka yapabileceğim bir değişiklik var mı? Şimdilik yok. Biraz da yaratıcı oynayın artık bu saatten sonra. Evet Fischer, hadi göster kendini ya. James, Abdül.
İster istemez Zayiç, Nedialkov falan olsaydı daha mı iyi oynardık diye düşünüyorum ama Kovacic. Sané. Abraham dışarı attı. Evet, geniş özeti alacağım biraz. Aspilicueta. Savic. Evet, etkili geldiler. Ömer. Ömer çok kötü oynuyor ya. Evet, şimdi Fischer. Vidal. Vidal'den iyi top Ömer Faruk. Ömer Faruk Beyaz. Cengiz'e gelmedi. Oğuz. Fischer. Victor Fischer dışarıya. Kovacic. O kadar çok duran top attırdık ki. James. Christensen. Bernardeski. Hadi basın ama ya. Biraz daha presi arttırın. Ya bu kadar beklemeyin artık. Evet, Abraham 2-0. Sané dışarı attı. Evet, Bernardeski 2-0'ı buldu, Chelsea rahatladı. Sané, Altay. Haydi çocuklar, Arias, Muriç. O ne ya? O nasıl bir gol Arias? 61. Kalecinin büyük hatası, inanılmaz bir gol. Gerçekten bugün ilk defa şanslı olduğumuz bir an. Sol ayağıyla orta şut karışımı, direkt de kaleye gitmiş top. Gol olacağı varmış. Daha azimli, daha azimli. Evet, Ömer Faruk yerine Ferdi'yi atacağım. Ömer Faruk etkisiz kaldı bugün. Şimdi Cengiz. Cengiz Ünder. Vuramıyor. Fischer. Serdar. Abdül. Haydi 2-2'ye getirelim şu işi. Abdül ortayı yaptı. Kaleci yine hata yapar mı diye baktım ama her zaman olmaz. Cengiz. Ah be Cengiz. Şu maçta sahneye çıkman lazım. Sané. Altay çıkardı. Evet, artık 15 dakika kaldı. 2 gole ihtiyacımız var. Şu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Evet, umarım daha etkili oluruz. Daha artık her şeyi ileri çıkartacağım. Evet, Oğuz Kağan yerine Cenk Tosun oyunda. Çifte döndü Fenerbahçe. Bakalım etkili olabilecek mi? Arias. Cengiz ya. Cengiz ya. Ya bu uyum sürecini atlattıktan sonra iyi olacak eminim ama şu an çok kötü. Cenk, kapı topu ya. Christensen nereden geldi sen? Cık. Saldırın kıçınızı biraz ya. Çeyrek final oynuyoruz. Aspilicueta, Sané. Penaltı. Evet, saçma sapan bir golle umutlanmıştık ama Chelsea maalesef oyunu yine eline aldı. Penaltıyı da buldu.
Evet, Milinkovic-Savic 3-1. Maalesef Avrupa'ya veda ediyoruz artık. Arias. Cenk, ne yapıyorsun ya? Evet, sarı kart gördü Cenk Tosun. Bayağı kart gördük bugün. Altay müthiş çıkardı yine. Altay iyiydi ya. İki maçta da fena değildi. Özellikle ilk maçta son dakikalarda bayağı kritik kurtarışları vardı. Yine ilk maçı 1-0 falan kazansak farklı bir sonuç olabilirdi. Ya farklı bir oyun oynanabilirdi burada ama maalesef Avrupa'ya veda ediyoruz. Kim çıkmış? Chelsea, Olympic Lyon, Sevilla, Atletico Madrid. Atletico alır bu kupayı. Yani eleseydik bize Sevilla çıkacaktı. Vidal kar sınırına ulaşmış. Evet. Artık Avrupa'dan eleniyoruz, veda ediyoruz. Liginde sonuna geliyoruz. Burada 4-7. Bir maçta Başakşehir'i elesek, final oynarsak 8 maçımız kaldı. Bu maçların sonuçlarını diğer bölümlerde göreceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.